Dünya Kupası ekranından herkese merhaba değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda grup aşamaları artık tamamlandı. Gözler son 16 turuna çevrilmiş durumda. Bugün gerçekten de sadece bu Dünya Kupası'nın değil, Dünya Kupası tarihinin en ilginç gününü geride bıraktık diyebiliriz. Ali ile beraber hem bugünü karşılaşmalarını hem de son 16 turunda bizleri neler bekliyor onları konuşacağız. Ali ilk olarak İngiltere-Belçika maçını konuşarak başlayalım istiyorum. Ee, çok fazla spekülasyon yapıldı. Gol hesabı yapıldı, averaj hesabı yapıldı. Berabere biterse kartlar e, ikinci olacağı verilecek dendi. Neden birinci demiyorum? Çünkü e, bu grupta Belçika ve İngiltere'nin ikincilik için bir mücadele edeceği konuşuluyordu. E, maçın ilk yarısı tatsız tuzsuz, ikinci yarıda Belçika aman böyle de olmaz deyip Adnan Yanozay'ın güzel golüyle perdeyi açtı ama devamı gelmedi. Ee, bu İngiltere milli takımının maçı kazanmak için herhangi bir şey yaptığına şahit oldun mu maç boyunca? Yok bir Marcus Rashford'un karşı karşıya pozisyonu var. Orada da bence gol atabilirdi. Bilerek mi sence? Bilerek de mi? Bilinçaltı bilinç bilinç yani. mı? Ne diyorsun? Ya bilinçaltında vardı bence. Yani İngiltere, Marcus İngiltere 90 dakika içinde kendini savunma hakkı var istiyorsa programa bağlanabilir. Tabii bağlanabilir. Arkadaşlar ulaşsak kendisine. Buradan şu işte uyarıyorum. Kadıköy'de herhangi biri İngiltere milli takımını tutuyorsa şu dakikadan itibaren. Evde gayda var. İskoç gaydası ile Trabzon tulumu arası bir şey. Pek de iyi çalamıyorum. O İskoç milli maçlarından önce İngilizlerin Edward'ın ordusunu nasıl yendik milli marşı kadar iyi çalamıyorum. Kazım Koyun'un grubundakilerin yarısı kadar çalamıyorum. Valla kafanızı ütülerim. Rezillikten başka bir şey değil ya rezillik gerçekten rezillik yani şimdi James Rodriguez sakatlandı Kolombiya'yı eleriz falan filan bu nedir ya niye katılıyorsun o zaman ki sen dünya oklası? burada Kolombiya'yı elemek değil bu bence az maç var yani neyi katılıyorsun ki abi sen? sonraki işte i̇sveç İsveç, İsveç-İsviçre İsveç, güzel oradan güzel. bir tek İspanya ha, güçlü. Güzel. diğer tarafta Fransa-Brezilya var İnşallah geçen var. seferki gibi İzlanda'yı diyorlardı ki ya C takımımızla eleriz gördük başta ırmak Kazuk olmak üzere bütün İngiliz perverler cemiyeti Türkiye'de hepsi yerlere yattı. İnşallah yine yerlere yatarlar. Ya gerçekten yani insan utanması gerekir ya. Ha bir de böyle ukalalık yapıyorlar. Futbolu biz icat ettik falan. Hiç sen icat etmemişsin ya. Sen hiç futbolu falan icat ettim diye iddia etme. Çünkü Güney Amerikalılar başta olmak üzere Brezilyalılar, Arjantinliler, Kolombiyalılar, Orta Amerika'dan Meksikalılar artı Avrupa'da yani işte bir Belçikalıları gördük. Çok daha iyi oynuyorlar ki dünyanın dört birinden göç etmiş insanlardan kurulu bir takım onların çocuklarından. Ya bu bir de bir dahaki Dünya Kupası'nda bu 48 takımlı diye böyle iğrenç bir fikri var ya Infantino'nun. İnşallah bir dahaki Dünya Kupası'na başka bir işten ekmeğimi kazanıp o Dünya Kupası'na yorum yapmak zorunda kalmam. Ya gerçekten ya, ya bir gidin ya. Bir git ya. Git ya. Sen neyi icat edebilirsin? Sen sadece manipülasyonu, sinikliği, ee, Ahlakçı gözüküp ahlaksızlığın kralını yapmayı icat etmişsin ya başka hiçbir şey değil canım yani. Bu nedir ya? İnsanlar bu sıkıntıyı niye yaşadı? Fransa Danimarka maçı en azından hani ikisinin de bir futbolu icat etmiş olma iddiası yok. Ama yüzde %1'i kadar da iyi oynayan bir yok. Ya bak Zidane'ı niye giydim biliyor musun? Üzerinde Maradona vardı normalde de. Maradona kazanmak için bir süre sonra her şeyi e, mübah gören bir anlayışsızlığa yenildi. İşte... Bir takım özel hayatında örnek olamayacak şeylere girişti ki şu son Dünya Kupası'nda da yani futbolcu Maradona'nın tam tersi bir medya maymununa dönüşmüş durumdu. O yüzden çıkardım Zidane'ı gittim. Ya bu Zidane kardeşim Dünya Kupası'nı biz böyle kazanacağımız anamıza avradığımıza küfür edeceklerine Materazzi ben sana kafayı yapıştırırım al sen kupayı ne yaparsan yap dedi. Bu İngiltere'yi izledikten sonra ben de aynı fikirdeyim. Yani sen ne istersen yap sen kazansan ne olur ki abiciğim? Ya bu nedir ya? Ya şimdi Bak, yani sen şunu diyorsun. Bir şey söyleyeceğim. E bu kural nereden çıktı? Bir tarafta bu... olsun diye bugün kazanmak istemedi mi? Ya bak ya da Belçika milli istemedim. takımında gerçekten Lukaku'nun sakatlığı var. Gerçekten benim attığım tweet'i hala anlamayanlar var. Kardeşim ben 84'ten beri Mönchengladbach'ı tutuyorum ki zaten az sayıda yetenekli oyuncu oynuyor. Çünkü ye en yetenekliye Bayern Müni alıp sinirimi bozduğu için. Bu Torgan Hazar var en azından dedim. Yani Eden Hazar olmasa da Torgan var. Ya şu İngiltere milli takımında Harry Kane'in hiçbir sıkıntısı yok. Gayet oynayabilir gol krallığının en büyük adayından bir tanesi. E, Deli Ali'nin sakatlığı var sadece o kadar. Yani kaleci Pickford dışında neredeyse herkes yedeklerle başlamış. Ya Belçika milli takımında en azından ilk iki maçta oynayan stoper sakatlıklarından dolayı işte bizim o Celtic'in bir tek Özgür başım beğendi. Bir de birkaç Celtic'li romantik, çok romantik insanın beğendiği stoper var Boyota. Başka kim var bu Belçika milli takımında? Ya Eden, Eden, Hazar olmasa da Torgan var, Fellaini var. Yani Premier Lig'de oynayan adamlar bunlar değil mi? Ya bu İngiltere mi takım gerçekten ya? Yani James Vardy iyi e forvet de direkt kontratak var. Bu Leicester City'nin şampiyon olduğu sezon. Yani Vardy ile Harry Kane arasında büyük bir kalite farkı var. Ya İngiltere birinci olmak istese Harry Kane'i oynatır. Ya en azından sonradan oyna alır ya. Keşke şu maç son maç olmasaymış. Yani grubun ilk maçı olsaymış da. Bak İspanya Erkuç. Portekiz maçı en gibi. Çok iddialı Tadından bir yerler. şey söyleyeceğim. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Futbolda da hayatın geri kalan alanlarında da insanlar bu kadar art niyetli olduğu müddetçe sen hangi kuralı, hangi düzenlemeyi, kanunu getirirsen getir, art niyet hep kazanıyor. 82 Dünya Kupası'nda Almanya-Avusturya maçı sadece o skorla biterse Almanya ile Avusturya çıkıyordu Gijon'daki maçta. Tarihin en büyük ayan beyan şikelerindendir. Sadece o skorda Cezayir eleniyordu. O oldu dedi ki FIFA. Ya böyle olmaz. Hani son maçlar bari aynı saatte oynansın dedi. E kardeşim yani dönmeyen hiçbir şey kalmıyor. Hani biz marjinaldik ya. Ben kendim hiç bu kadar bak FIFA oynarken bile Uğur Karakullukçuyla FIFA oynarken dahi ben buna tenüzül etmedim ya. Bak zaman geçirirsin. Kaleciye girip bas verirsin. Döndürürsün. İtalyanların eskiden yaptığı gibi 2006'da değil. Ya da 82'de değil. Çok eskiden Katenacı döneminde yaptığı gibi 11 kişi topun arkasına geçersin. O senin oyun karakterindir. Ama bu yani sen şimdi İngiltere'nin şu maçta kazanmak için herhangi bir futbol hamlesi yaptığını gördün mü? Yok. Bu Hiç sana ben. normal mi geliyor Erkutcuğum? Bundan midem bulanmıyor zaten mu? Ya? Yani benim midem bulandı zaten. Yani işkence çektik özellikle maçın ilk yarısı. Maçın ilk yarısında ben Belçika'yı da aynı kefeye koymuştum. Hatta bir Fellaini denedi sarı kart sonra Tilemans sarı kart gördü. Oh dedi biz dört yaptık sarı kartı. İngiltere'nin iki sarı kart. Sence bu yüzden gördüler yoksa Fellaini hep çok sert, çok bence dengesiz planı... bir oyuncu olduğu için mi gördü? Premier Lig'de olduğu gibi. Zaten sarı kart gören Bence bir oyuncu Bence Adan Yanuzay bozdu. Yani ben bir belki şey söyleyeceğim. Ben bazı oyuncularının Fellaini da... ile e, Tielemans'ın gördüğü kartlarda art niyet aramıyorum. Tielemans çok genç bir oyuncu. 16 yaşında başlamış. Yedeğin yedeği konumunda Belçika'da kontrolsüz sır sırs hırs değildir. Sarı kart görebilir. Öyle bir pozisyondu o. Fellaini zaten yani maça çıkıyor. Seremonideki duruşu bile adamın sarı kartlık biliyorsun. Adam hardman çok sert adam. Ya ama yani <laughs> Ya sen İngiltere'sin ya. Futbolu icat ettiğini iddia ediyorsun. Yemezler artık bana kimse. Cüneyt Kaşeler, Kadıköy'de mahallede İngiltere'yi tutarsan evinin kapısında gayda çalacağım Arjantin kardeşim. Mi? Arjantin Buradan mi? Buradan uyarayım. <laughs> ya zaten hem Arjantin hem İngiltere tutulmaz. Onu da ben <laughs> anlayamıyorum gerçekten yani. Peki. E, ya seçimlerde hemen... iki rakip partinin ikisine birden oy vermek gibi. Geçersiz benim için anladın mı? Tamam. O zaman hemen mini ters köşeye başlayalım. <laughs> Evet ilk soruyu ekranlara getirelim. 3 dakikamız var bunu konuşmak için. Belçika milli takımını konuşacağız. Yedek kadrosuna Batshuayi, Fellaini, Dembele, Fermalen olan ülke en zengin kadroya mı sahip diye soruyor. Dembele özelinde evet. Fermalen sakatlanmadığı ölçüde kesinlikle evet. Batshuayi, Borussia Dortmund'daki gibi ya da Marsya'daki gibi değil. Daha çok Chelsea'deki gibi çünkü Lukaku'nun gölgesinde kaldığı için çok az şans buluyor. Değerlendiremeyiz. Fellaini hayır. Ya Fellaini'nin bir alternatifi yok bu takımda. Fellaini'nin benzeri bir oyuncu daha dünyada şu anda yok zaten. Ya o boyda ofansif orta saha gibi oynatılan, Monks tarafından kafa vuruşları kullanmaya çalışılan, bir önceki turnuvadaki Belçika hocası tarafından öyle kullanılan, aslen defansif orta saha sertliğinde olan öyle bir oyuncu daha yok. Dembele çok iyi bir derin oyun kurucu. Aynı şekilde Tielemans da öyle. Axel Witsel Axel Witsel daha bir ön libero gibi ama onun da ayağı daha yumuşak. Fellaini'ye göre. Fellaini kadar da sert değil ama mücadele gücü, ikili mücadele kazanma oranı yüksek bir oyuncu. Ama özellikle Dembele'nin ben dünya futbol tarihinde Belçika'nın siyahi defansif orta sahası, eski Santrafor biliyorsun değil mi Hollanda liginde? Sen anlatıyordun. Eski Santrafor yani Van Halen şampiyon olan AZ takımının Santrafor'larından, forvetlerinden bir tanesi. Oyunu çok güzel eviren bir oyuncu. Evet büyük zenginlikten birinin yedek olması. Tottenham'da da Belçika milli takımında da. Ben Fransa milli takımının da kadrosunun çok zengin olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Daha Ama da burada zengin olduğunu düşünüyorum. Belçika milli takımında ön plana çıkan teknik direktör farkı. Yani Roberto Martinez'in yeteneklerinin Döşan'dan çok daha fazla olduğunu görüşüm. Şöyle Döşan'dan daha fazla olup olmadığına kesin bir yargım olmasa Hı -hı. da Belçika'nın daha önceki hocaları bu takım bu yeni futbolu oynuyor. Martin yeni oyuncular için. Wilmot, Likens çok antika adamlar bunlar. Yani e, Martinez yeni model bir hoca. Wigan gibi bir takıma da bu oyun oynatıyordu. Başaltı da değil bildiğin. E, mütevazı da değil. Bildiğim fakir takıma Tottenham'ın zengin futbolunu oynatıyordu. E, da Arsenal'e göre, Chelsea'ye göre, Liverpool'a göre öyle ultra zengin değil Manchester United'a göre. Ona da çok büyük oyun oynatan bir hoca Pochettino. O modeli aldı. Everton'da kendi başaltı takımda yaptığı modelle sentezledi. Yani Everton ve Wigan'da yaptığını daha kaliteli oyuncularla Eksi aynı istikarda oynatabiliyor Martinez. Eksi yok mu mesela? Bence iki kanat beki eksik. Ya şöyle tabii ki Marcelo değil. Çünkü Carrasco'nun asıl yeri sol kanat beki değil. Yani Atletico Madrid'de Simone'nin gerektiği zaman kanat forvet oyuna sokup hücumda alanı genişleteceğim diye kullandığı bir oyuncu. Öyle değil mi Carrasco? Carrasco tabii. tabii. kanat forvet yani. oyuncusu. Ama hocanın uyanıklığı yani Vertonghen'i sol bek oynatacağıma 3 stoper oynatayım. Zaten top bize geçince Vertonghen sol bek olacak. Karasko sola açık olacak. Bu hücumda ne kadar pozitif etki sağlıyorsa savunmada özellikle Brezilya gibi e, özellikle Fransa gibi hucumcu bekleriyle iş yapan takımlara karşı bir zaaf doğru söylüyorsun. Ama olmadığı için şimdi Jordan Lukaku'yu oynatacağı ama ben de bir de sakat zaten. Sakat, ya sakat ya de de olmasa demek. ne olur canım? Lukaku'nun kardeşi olmasa Yok, senin kardeşin olsa Belçika takımına girebilir mi? Gir ya yani, Lazio'da bile Yozgatlı loca olsa girebilir mi senin? Giremez. Ya da Kazmanlı Aleicyen'in kardeşi olsun. <laughs> giremez olsa giremez. Malatya olsa bile giremez. Malatya Celtic evet devam <laughs> edelim. E sıra sende sen o istersen. Peki. Grup ikincisi olunca daha kolay yola sahip olan ya da olduğunu zanneden İngilizlerin buna göre oynaması doğru muydu sence? Bence değildi. Çünkü futbolun etiğine aykırı. E, şuradan pay biçelim, empati kuralım. İngilizsin. Dedin ki "A" dedin grupta Belçika maçı var. Benim o gün itibariyle da 3 gün izin var. Gideyim ben grupta bu maça bilet alayım. Dedin İngiltere'den kalktın gittin Rusya'ya ve böyle bir maç izliyorsun tribünde. Ne düşünürsün? Yani milli takımından soğursun. İngiliz olsam ben zaten direkt olarak İskoçya'ya göç edip lütfen <laughs> benim kütüğümü Londra'dan Glasgow ya da Edinburgh'a alın diye her türlü işi çeviririm be abicim ya. <laughs> bir de şöyle, şöyle bir durum var. Yani bundan sonra çıktın evet. Kolombiya ile eşleştin. E, buradaki dert Kolombiya ile eşleşmek değil zaten. Sonraki turda yani çeyrek final İsveç, 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 e İsveç, e İsveç e falan he. Oradan da hadi ha. taç çatlasın İspanya gelecek. Ya sen ya Diğer eğlendin. Tarafta... İsveç sen iki kere ha. eleme şansına sahip olabilir mi? Daha iyisi. Hani İzlanda'nın modeli neydi? Lagerbach. bak evet. İsveç'te başı olmuş model değil mi? Tamam orada Sigurdsson var da formsuz şu anda. 4 yıl, 2 yıl öncesinde Avrupa göre. Bak bu İsveç dedi ki Zlatan yok, Mulatan yok dedik de kardeşim gayet lider çıktı adamlar. Artı İsviçre maçı kitlemeye kalkarsa 3 defansif ortak sağ kurgusuyla kitler. İkinci turda İsviçre geçerse zaten Sharla, e, Lichtershiner gibi savunmanın yarısından daha fazla etkisi olan oyuncular olmadan turu geçerse İsveç karşısında zaten bence çeyrek finalde İsviçreyi istemek pek akıllıca değil. Ayrıca bu Kolombiya'da Hames'in durumu nedir? Yani ilk başta zaten sakatlığı ne diyeyim? Hayır Çok kal lazımsa oldu. vereyim. Ya da ne bileyim <laughs> doku lazımsa dizden işe yararsa Bence ben dizim sıkıntı Olacak. Yeter ki Hames oynasın artık. Bence bir sıkıntı olacak. Bakalım kaç gün var maça? Yani Hames'in golleriyle Kolombiya İngiltere'yi şöyle üçlerse Kuadrado'nun falan. Salı günü. Salı gününe kadar Kolombiya kadar sempatizanı sayısı artacağını düşünüyorum. Salı gününe kadar iyileşebilir belki. Yani çok ciddi bir sakatlığı yoksa ama oyundan çıktığına göre ciddi bir ya durum vardır. ilk maçta da 11 başlayamadı. Evet. Bu maçı da Hames tamamlayamadı. Demek ki gerçekten çok ciddi bir sakatlığı var. Aslında Dünya Kupası'nın oynamasını engelleyecek sakatlığı var da. Milli duygular, Hames Rodriguez'in çok iyi, güçlü bir karakter olması, oynamak istemesi, ülke... Şimdi orası farklı bir ülke. Yani şimdi İngiltere, Belçika gibi değil. Bu kadar yüksek meblalarda acayip bir lig yok. Yani ya, milli takım ya yapamıyor Kolombiyalı abi. Adamı öldürdüler maalesef. Kınıyoruz o ayrı 94'te ama Kolombiya'da hayat futbol hayat memat meselesi değil daha fazlası Bilşenkli'nin dediği gibi. İngiliz oyuncular da keşke bunu anlasaydı yani. Ya Güney Amerika daha doğrusu Latin Amerika takımlarının taraftarları gerçekten milli takımlarına o kadar tutkuyla bağlı ki. Yani. Arjantinler, Kolombiyalılar, Brezilya, Brezilya. adam acısından e, Costa Rica, erken Panama. Ya. Yani görmedim hani Orta Amerika'da. E, böyle Amerika'da böyle bir televizyon stüdyosunda milli maç okurken ağladı adam yani. Nasıl adam evet. Nasıl ağladı bugün? Nasıl üzüldüm 70 yaşında adam dün değil mi İsveç'e inerken? Ya örnek olsun aslında. Bence de ya. Ya o tutkuyu yaşamıyorsan niye Dünya Kupası var abi? Siz o zaman endüstriyel, aşırı endüstriyel Dünya Kupası diye bir şey yapın. Ya Uğur Karakullukçu'yla ben şey oynayalım, FIFA oynayalım. Vallahi ona göre daha eğlenceli be abi. En azından arada laf atmalar bilmem <laughs> ne. Hames'ten sadece 152 dakika yararlanabilen Kolombiya'nın grup lideri olması başarı mıdır? Çok diye büyük başarı çünkü bir de ilk maçta Carlos Sanchez'in erkenden oyundan atılmasıyla yaklaşık 80 artı dakika 10 kişi oynamanın yıpranmasıyla buralara gelip lider oldular. Bu cevabına bir bahanede de daha olabilir bence. Söylesem, söyle sen. Pekerman'a pek sıcak değilsin çünkü. Yo e ben ilk maçta hoca ilk maçta 10 kişi kalınca Cuadrado'yu oyundan aldı diye benle hoca arasında soğukluk girdi. Yoksa ben daha genç kuşağa karşı Pekerman'ı savunan biriyim. Hani 2006'da Messi'yi oyuna almadı. Güzel. Ya bir riküelmeler falan filan da vardı yani. yani. Şimdi bu Dybala'nın oynayamamasına benzer bir durum değildi. Yani daha hafif bir nedendi. Çünkü acayip adamlar vardı zaten Arjantin milli takımında. Messi çok gençti. Daha Barcelona'da ilk 11'de e yeni yeni oynamaya başlamıştı. Ama ilk maçta Cuadrado'yu alarak çok büyük hata yaptı. Bak bu maçta da ilk 25 dakika Cuadrado beklerini veremedi. Ama hoca dersini almış tecrübeli hoca. Ne kadar kötü oynasın oynasın. Yani tek hareketle, tek bir kontratakta boş alan bulunca İtalya Serie A'da bile dengeleri değiştirebilecek yetenekteki oyuncu takımda tutma doğrusunu yaptı bugün. Bence E grubu zaten tam bir Dünya Kupası senteziydi. Senegal. Yani Senegal, Kolombiya, evet. Avrupa'dan Dalimarka ve Japonya. Yani tam e, Dünya Kupası'nın vermek istediği mesajı veren bir gruptu. Japonlar Buradan var hiç. Hiç beklemez mi çıksa Japonlardan bunu? Şaşırmazdık ama benim de favorim e, Kolombiya'ydı ama ikinci e, favorim Vallahi Senegal'di ve çok üzüldüm yalan ben Yalan yok. Benim ikinci kesinlikle Senegal'di. Lewandowski'ye rağmen, Jilenski'ye rağmen, Kamil lin stoper Kamil Gli'nin iki iki maçta oynayamayacaklar sakat olmasından dolayı Polonya'yı bir geriye yazıyordum. Bak bugün oynadı direkt adam pozisyon bilgisiyle acayip fark yaratan bir stoper. Soruyorlar Kamil Glein Türkiye'ye gelse en iyi stoperlerden biri Tabii. olur. Ya yani lig tarihinin en iyi 5 stoperinden biri olur işte Pepe, Uche falan böyle sayarsın. Peki Kolombiya'yı konuşmuşken Popescu her Dünya Kupası'nda yarı finalde bir beklenmedik bir başaltı takım oluyor ya. Ha, yarı finalde de oluyor diyorsun. mutlaka. Ya Kolombiya Olabilir mi mesela Vallahi Kolombiya, yani... yeni Uruguay olabilir mi? Abi ben Kolombiya müzik grubu bilmiyorum ama ya şu İngiltere'yi elesinler. Ya araştırıp buluruz be abi yani. Değil mi? Yani İngiltere'nin ele... kaç şeylerin evinin orada. Kolombiya <laughs> müziği çalmak isterim gerçekten İsviçre, İsveç'ten birini de eleme şansı yüksek. Hop, yarı final. Ya Hames'in de fitness durumuna bakar. Yani maç kondisyonuna, fizik kondisyonuna bakar Hames'in. Yani bu takım Hames Rodriguez %51 ki Hames'in büyük bir fedakarlığı var. %100 fit oldu ve gruptan çıkmalarını asıl sağlayan maçta Kinter orta sahanın ortasında daha verimli oynuyor diye bir dakika dedi ya. Orası benim yerim olabilir on numara ama ben solda da oynarım, fedakarlık yaparım milli takım için dedi. Helal olsun Hames'e. Sakat sakat oynamaya çalıştı. Her şeyi denedi. Hames'i sever abi. Yani futbolu sever, Hames Rodriguez'i sever bence Bu arada Kinter Avrupa'da olmadı ama Demek ki e, o coğrafyada daha Atanamayan Hames bulabilen... muamelesi görüyordu. Tabii. Atanmak üzere böyle devam ederse ben, bugün de maçın en iyisiydi bence. Öyleydi. Hames çıktıktan Bence sonra. üç maçtır da iyi. 3 yani maçta çok iyi. 2 maçtır çok iyi. Evet. Soruyorum. Sarı Hı -hı. kart görmemek için rakibe pres yapmayan Japonlar fair play'e aykırı mı davrandı? İtiraz edeceksen çayı üzerine dökerim diyorum. Ben baştan. fair play değil. Japonya'nın kendi kültürüne, Asya'nın evet. bütün kültürüne, futbolun bütün etiğine e, bütün aylak hoşgörü, tevazu ne varsa hepsine ee, aykırıydı. Ya harakeri yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ya, normal hayatta ya? yani. Yapmasınlar tabii Allah korusun da yani bunu da yapma be abi. Yani de yapma da bunu da yapma yani. Ha, öbür tarafta gol yani. olmayacak ne malum. Senegal evet, gol atsan, abi, sen Japonsun şimdi... yani daha geniş düşünmen gerek. Biz öyle öğrendik Japonları yani. Futbol olunca bu kadar sen Japonluğu küçültemezsin kardeşim yani. Hakikaten olacak iş değil. Ya bir de bu ilk maçta mesela teknolojiye itiraz ediyorlar VAR'a. Abi sen Japonsun kendine gel ya. Bak Nagatomo'yu ayrı tutuyorum. Galatasaray'da 17 değil. Gerçekten Nagatomo bütün herkes geri pas yaparken alıp gitmeye çalıştı falan gördün mü onu? Evet. Da? Ya Var ben da itiraz etme. Tahmin çünkü Japon mi? gerçekten onu Cemil Maz'ın dediği seni seçtim. Çünkü sen Japonsun. O adam Nagatomo da diğerleri ne kadar? Bak Korelileri. Şimdi bütün dünya Kore'yi takdir ediyor değil mi? Matematiksel açıdan hiçbir şansı yokken gruptan çıkmak için. Diyor ki Güney Koreli'nin futbolcusu. Kardeşim ben katılıyorum buraya. 4 yılda bir oluyor. E kendimi göstereceğim, ülkemin bayrağını başarıyla temsil etmem gerekiyor diyor. Hiçbir şansı yokken Almanya karşısında gösterdiği muazzam mücadeleyle tarihi bir skora imza atıyor ve yani gruplar icat edildiğinden beri Almanya ilk kez Dünya Kupası gruptan çıkamıyor. Bu 30'larda grup yok. Tek maç oynuyorsun. Yenildin mi hadi bay bay oluyorsun. Gruplar icat edildiğinden beri Almanya ilk kez çıkamadı. Güney Kore'nin muazzam başarısı etik dersi verdi. Ahlak, etik ne dersen de. Ben yazdım tweet attım gördüysen. Ya Rabbim bu Korelilerin etiğini dünyanın da ver ya Rabbim dedim. Ya daha Japon ne yaptın sen ya? Biz en övdüğümüz adamlar. Japon bildiğimiz adamın koynundan İngiliz Çık, çıktı ya. Ben <laughs> inanamıyorum gerçekten ya. Yani çıksan da olur çıkmasan da olur. Tabii ki hani onlar da bir tarih peşindeler ama böyle olmasın. Ya da Hani bunu çaktırmadan yap. Bir de çaktırmadan da yapamıyorlar. Neyi Mesela bugün İngiltere yani biraz çaktırmamaya kadar... çalıştı. Ya neyi çaktırmadan? <laughs> ya, hayır. Kim yer onu Allah aşkına? <laughs> en azından bir Reichsburg yönünü karşı karşıya kaldı vesaire. Okur muydun o? <laughs> kırmızı Urbalılar hikayesi ya. Truva atığı, Beşinci Kol. Bunlar hep İngiliz icadıdır yani. Senden göz okup, bak Arabistanlı Lawrence'ı herkes okusun. O efsane falan değil. Gerçek ya. Şu anda Orta Doğu hala karışıksa Arabistanlı Lawrence kafası yani. Onu onunla, bunu bununla... Iraklıklığına girip Suriyeli'yi, Suriyeli'ye girip Iraklı'yı, Iraklı'ya girip Türk'ü birbirine vurdurmaya çalışan zihniyet. Dünya Kupası'nda da bu ne ya? Neyi çaktırmadı abi? Nasıl çaktırmıyorsunuz? Enayi mısınız diye sormak istiyorum ya. Bu ha, nasıl 11 ya? Çaktırmadığını düşünüyor en azından. Hayır, bir şey söyleyeceğim. 11. Sağdan falan... geliyor, soldan geliyor bir şeyler Bak, yapıyor. Premier Ligi, İngiltere Premier Ligi niye sever insanlar çok? Marka değeri niye yüksektir? Abi kimse kendini yere atmaz. Yani Liverpool oyuncusu kendini yere atsa Liverpool tarafı ıslıklar yapma der. Manchester United oyuncusu kendini yere atsa hop hop vamünütler kızar attırtmaz adamı yere kültür. Mini takımda niye yok abi? Hep bir yan çevirmeler. Çevir kazı yanmasın. Çok merak ediyorum Çevir Sen aslan yanmasın. Bu yarım. mu üç aslan üç kedi ya? Kediler tenezzül etmez buna biliyorsun ya. Çok merak Kediler ediyorum. Kediler çok daha soylu davranışlarda bulunuyor ben sana söyleyeyim yani. Evet devam edelim. Grup statüsünü konuşmuştuk bu e, bölümde ona değinelim. Grupta her şeyi aynı olan iki takımın yerini Fair play istatistiklerinin belirlemesi adil mi? Gün boyu bunu zaten anımızda konuştuk. Gibi, teorik e, açıdan belki adil gözükse de pratikte hiç adil değil. Ne olabilir? Abi insanoğlu hangi güzel kuralı sistemi getirirsen getir. Özünde adilik varsa art niyet varsa en kral kuralı da getirsen, en kral hukuk tüzüğü falan da getirsen, bu insanoğlu bir şekilde bunu sömürüyor. Kendi art niyetine göre gevşetiyor. Çok pragmatik. Bu pragmatizm değil artık ya. Bu Pragmatizm İtalyanların yaptığıdır. 90 artıda bir sıfır öndesindir. Korner direğinde gidip değil mi? Ya onu anlarım Korner ben. Korner yani. kazanmaya çalışırsın zaman geçirirsin. Ama burada bu, sarı kart yani. göreceğini evet, bu düşünüp hücum ya? etmemektedir yani. Hakikaten nedir ya? ya? Bu pek yani bu fair play'in yerini alabilir? Mesela ben... Örnekler vereyim kendi kafamda. Nedir? Topa sahip topa olma. Topa sahip olma, şut sayısı. kaleye gitmez. Hayır şut Kötü sayısı. Kötü niyetli adam. Hayır ama şöyle bu son Paso maça kaldı Nasıl Pasosu çeker. Pasosu şut, şut çekme sayısı. Lovran gibi şut çek. 25 tane şut çek. Hayır ilk iki Dışarı maçta yapmıştır. Yani. Ondan bahsediyorum. Şimdi bu üçüncü maç Bu maçtan bahsetmiyorum. İlk grubun ilk iki maçındaki topa sahip olma oranı e, belirlenir. Mesela Japonya'nın diyelim ki %37'dir. Senegal %38'dir. Senegal'in Senegal hakkıdır bana göre. Hani eğer buna bakılacaksa ya da şut sayısı, ne bileyim pas sayısı. Erkut bir şey söyleyeceğim. Bak sen çok iyi niyetli bir adamsın. O bile olabilir ya. O yüzden insanlar seni çok seviyor. Hangi programda yaparsan hiç niyetinden şüphe etmiyorum. Bir şeyini beğenmesen bile iyi adam ama falan diyorlar. <laughs> ama senin arabana o gerizekalıca yazıyı koyan kimse o mesela kötü bir herif yani. O şaka o, yapmışlar. Sonra ya fark ne yok. şakası canım? Grant şaka o, o başka. Yani bir dakika. O adam ama sen yaranamazsın. Ne kural getirir? Sen getir abi. Adam diyor ki benim yerim. E senin araban yok sen koymuşsun. Ne var o yazıyı o iğrenç yazıyı niye koyuyorsun abi arabanın camına ya? Yani? Kötü çünkü bir adam yani. E bunun iş parkı var, belediye kanunu var. Biz de biliyoruz ama yok adam tanımıyor onu. Diyor ki benim evimin önü. E yedi arabalık yer var. Senin iki araban var en fazla. Niye Erkut koymuyor abicim oraya? Yok her zaman oraya koyuyormuş abi. Biz ya yüzden... tamam neyse ben onu söyleyeceğim. Yani insanın niyeti kötüyse ne getirirsen getir abicim. Bak şimdi... Bilgisayarlar çıktı dediler ki bankalardan hırsızlık olması çok güç çarptı? tam tersi. Hesabı bir hacklet bak ne oluyorsun yani. Gittin bittin. Yani adamın niyeti başkaysa, kötüyse, art niyetliyse... ...başına bütün kurallar, teknolojiler. Ya var sistemi de bizim ülkede mesela bence teorik açıdan çok güzel bir şey. Ama pratikte şuna varacak Türkiye'de. Bu video hakem uygulamasının başında videonun karşısında hangiler duruyordu? Adam bana diyor ki abi Cüneyt Çakır orta hakem ne? Video yardımcı hakem Hüseyin Göçek mi? Oğlum saçmalamayın artık ya <laughs> o kadar. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Mesela yandı bizimkiler ha. Stad'ın çevresinde arabadan olsa o arabaya benzer araba olsa bu yardımcı hakem olacaktır. vermiş. Girelim kelebek camından durumu olabilir. Çünkü niyet önemli abi yani niyet Rusça'da niyet hayır demek Hayır diyorum ben İngilizlerin yaptığına, Bizim ülkemizde yaptığını. E, belli bir merkez İstanbul olabilirmiş merkezi. Onu araştıracağım bu arada. İnşallah öyle korunaklı yani bir yerdir. Yani değil de bir merkezden yönetileceği İnşallah. konuşuluyor. Sen oku istersen Ali. Son ya sorumuz. Bana okutuyorsun. 5 dakikamız neden. var Peki, okay. bu konu için. Son 16 turuyla ilgili sorumuz geliyor efendim hı hı. mini ters köşede. 2018 Dünya Kupası'nda son 8'e kalacak takımlar konusunda Favoriler sürpriz yaşatır mı? Süreyi başlatmayayım. Bir şey soracağım. Üniversite sınavında anlam bozukluğu olarak da sorabilirsiniz. Favoriler sürpriz yaşatır mı? Ne demek Erkutcığım Ya bu? Favoriler Bu arada mi? her gece bir icat çıkarıyor yani. Süreyi başlatmayın. Ben başlatmayayım. bu son 16 turundaki takımları bir okuyayım. Buyurun Belki, ekrana getirelim. Evet bilmeyenler varsa onlar da e, en azından o takımlar neymiş, kimmiş, kim kimle eşleşmiş görsünler. Günlerini de verelim. E, hemen başlayalım. Son 16 turu eşleşmelerini aktarıyoruz sizlere. Fransa Arjantin maçı var. Cumartesi günü saat 17'de ve yine cumartesi günü saat 21'de Uruguay ile Portekiz karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Varsa grafiği de ekrana gelebilir. Bu arada müthiş bir cumartesi bizleri bekliyor. Görünen o. Ve pazar günü İspanya ile Rusya 17'de karşılaşacak. Aynı gün 21'de Hırvatistan Danimarka karşılaşması. Bu maçta gayet bir keyif vaat ediyor gibi geliyor bana. Ee, devam edelim. Pazartesi gününün maçları saat 17'de Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Aynı gün saat 21'de e, Japonya'nın rakibi kim oldu bugün? E, Belçika oldu. Hmm. Evet. Devam edelim. İsveç, İsviçre ve Kolombiya e, İngiltere eşleşmesi de var değerli izleyenler. Ee, o da salı günü 17 ve 21'de oynanacak bu karşılaşmalar. Evet bu konuyu milites köşede konuşmaya başlayabiliriz. Ne diyorsun Ali'cim eşleşmelere bakınca? Neyse ki gruplar bitti diyorum. En güzel eşleşme hangisi sence? Bence Fransa Arjantin. Yok. İsimleri kadar aslında. büyük bir maç olacak mı sence? Olacak bence. Didier Deschamps takımı çok reaktif oynamakla, muhafazayı oynamakla eleştiriliyor. Sonuca odaklı oynamak için eşsizlikten çok ödüm verdiği iddia ediliyor. Gölgesinden korktuğunu söyleyenler var. O kadarına da katılmıyorum. Çünkü Deschamps'ın Fransa'da teknik adamlık ekolü... ...Emejake'nin paltosu yani nasıl... ...Gogol'un paltosundan çıkan Rus edebiyatçıları denir. Dostoyevski, Tolstoy. E Deschamps da ...yani 98 Dünya Kupası'nda daha sayıda yıldız bir lider Zidane ve onu maksimum verimli oynatan takım oyunu ekolünden çıktı. Bu kadar yıldız oyuncu varken ama hiçbiri Zidane kadar süper yıldız diyken Yani hepsi çok yetenekli bunların. Yani şimdi kimse Dembele yeteneksiz diyemez. Allah vergisi bir hız var. Bir de acayip çalışmış. Süper kullanıyor bunu. Dortmund'da en azından öyleydi. Ya Griezmann acayip bir yetenek. Ama o Zidane'daki tek lider. Hani sağ içindeki hem taktiksel lider, hem ruhani lider, hem de psikolojik lider. Bak Zidane'a dikkat et. Kaptan öyle olur. Bunun ihtiyacı var mı mesela bir mini takımı? Bak. Matarazzi'ye gıcık olmuş haklı olarak ama bekliyor. Hakeme bakıyor, bitirecek. E dur diyor ben şimdi sana çökeyim kafayı diyor. Ondan sonra penaltılar falan hani. Onda artık kaleciyle penaltılar yani. Penaltı öyle bir şey ki en kazma takım, en iyi penaltı attığı iddia en teknik takımı eleyebiliyor. Şimdi bu maç penaltılara kalırsa şaşırır mısın Arjantin-Fransa? Ben bu, bu maçta Arjantin'in de e, oyunu biraz kendi yarı sahasına kabul etmek istediğini... E, kabul etmesi gerektiğini mi diyorsun? Etmesini gerekiyor. bekliyor musun? Gerekiyor. Yani bir önceki Dünya Kupası, geçen Dünya Kupası'nda da... bu O zaman Sabeya bir... teknik direktör olması gerekiyor. Evet. Çift önlü böyle oynamaları ya, gerekiyor. Sampal belki bunu yapabilir. soyu oynatması gerektiğini düşünüyorum Sampal'ın. Çünkü Fransa Ligi'nde bu oyuncuların bazılarına karşı başarılı oynadı. Ve bazıları da takım arkadaşı. Mbappe başta olmak Hı -hı. üzere Paris Saint Germain'de ve onlara karşı ne yapılması gerektiğini Mascherano'dan daha iyi bildiği gibi Mascherano'dan farklı olarak daha fit. Daha az kariyeri yani kariyeri daha parlak değil ama bence çok öndü Lo Celso. Arjantin'de kesinlikle onun ben şans bulması gerektiğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Senin gibi düşünüyorum yani. ben, ama kendi yarası da, aslında kabul etme. Evet. Fransa'ya karşı gömülen herkes bir şekilde gol buldu, puan almaya yaklaştı falan filan. Yani ya Meza, falan. Enzo Perez vesaire Pavon olmasın da Arjantin milli takımında. Diğerlerinin itirazı Öbürü neydi falan. ya? Meza mıydı? Meza. Allah aşkına tamam ya. Vallahi. Independiente <laughs> bağımsız demek biliyorsun. Bu <laughs> adam o takımda oynuyorsa o takım bağımlı bir takımdır ya. Yani. Bununla böyle oynuyorsa Independiente'ye de yazıktır, günahtır Independiente'ye. Yani. Uruguay Portekiz'in e, de Estudiantes'i tutun diyorum ben o zaman. <laughs> bu adamı görmemek için ya. Yani. Uruguay Portekiz'in de Uruguay'ın e, Salami... da sağlam bir o Takın maçta uzatma, az gol. Yani. yani Ronaldo var, Higuain var. Ama Higuain diyor düzeltme ucudu. Ronaldo var, Cavani var, Suarez var. Ama yani Suudi Arabistan'a bir gol attı kapanınca Suudi Arabistan. E Portekiz de kapanınca iyi kapanıyor. Uruguay da süper kapanıyor. Kalede Muslera var. Öbürünün kalede Rui Patricio var. Stoperlere bakıyorsun. O her model var. Pepe var. Godin var. Jimenez üzerinde Jimenez var. O yoksa Kotez var. E, Portekiz'de istersen Fonte'yi oynat, ister Dani Alves'i oynat. Pardon Dani Alves değil, Bruno Alves'i oynat. E, bir de William Carvalho var ki o Uruguay'da da yok. E, adam ön stoper, ön libero. Tipi de Portekiz tarihinin Ronaldo'dan sonra artık en iyi futbolcusu son. Ben Özel mesela Torreira niye oynamıyor onu anlamıyorum. oynadı, son maçta oynattı. Son maçta oynadı da işte garantilenmişti. Bildiğin mesela. böyle, hayır hayır. Bildiğin böyle ya, takımın işte, ofansif damarlarının tıkanıklığını açtı Torreira. Bence devam edecektir. İnşallah. Oscar Taberez hocama buradan sesleniyorum. Torayra'yı oynatalım. Lütfen. Lütfen. Yani fantezide... E, Uruguay dilinde biliyor musun bunu söyler misin almıştır, lütfen? Ey Oscar Taberez diye seslenir yani. misin hocamıza? İki maçtır. Alma, ilk iki maçta almadığı için... Yok ikinci maçta son, yani. ilk maçta 3 dakika kala oyunu evet. aldı da ikinci maçta daha erken aldı diye hatırlıyorum ben. Ama yine de bana işte puan kazandı. Ondan Peki bahsedeyim. bu Arjantin'de artık Dybala oynatılacak mı Sampo ile hocam? Yoksa yine Bence adama Thatcher'ın çocuğu muamelesi yapılacak mı yani? yani oyuna girmeyecek son mi? maçta bile, Nijerya maçında bile sonradan oyuna aldıysa. giriyor mesela. ya. Yani mezalar falan giriyor yani. Olacak iş değil yani. Mezalar oynuyor, Dybala izliyor. Bu arada izliyor. E, biliyorsun tazminatı 19 milyon euroymuş. Ben hemen komployu ortaya atayım. Brezilya-Meksika maçı. <laughs> heyecan verici. Yani ne demek Maalesef orada. Meksika hep ikinci turda eleniyor çok uzun yıllardır. Üçüncü maç şaşırttı beni ya. Üçüncü maçta da sanki ikinci turda elenme ihtimalinin daha fazla olduğunu sergileyen bir performans evet. ortaya koydu. Üzücü. Yani heyecan Halbuki verici bir takım. Meksika milli takımında oynarkenki fotoğrafımı koyacaktım hem de bantsız. Kaçırdınız o fırsatı yani. Ama tabii Brezilya'da öyle çok büyük bir tat vermedi açıkçası. Yok. Şu dakikaya kadar. Katılmıyorum. Yani da yok. Katılmıyorum. Beklentilerin katılmıyorum. altında kaldığını düşünüyorum. Katılmıyorum. Yani. Çiçe hocana güven. Gerisini merak etme Peki. Sen. İnşallah tur aşamasında i̇nşallah, iyi olur. Inşallah. Mini ters köşe sona erdi. Değerli izleyenler Dünya Kupası ekranına devam edeceğiz. Ama şimdilik sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Dünya Kupası ekranında yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. E, fotoğraflar ekrana getireceğiz. Bu köşemizdeyiz ancak Ali'ye bir sorum olacak benim. Birinci sorum şu, bir istatistik paylaşıldı. Pep Guardiola'yla alakalı, bilmiyorum gördün mü, ne alaka diyeceksin. Barcelona'yı çalışırken <laughs> Dünya Kupası şampiyonu İspanya olmuştu. Bayern Münih'i çalışırken Almanya, şimdi İngiltere'yi çalıştırıyor. Acaba İngiltere mi? <gülüyor> 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 Yazık ya. Sevmedin mi? <laughs> Zor iş istatistik Böyle bir şey çıkaracağım falan. böyle şampiyon olsun olur be abi. <laughs> İngiltere bugün şampuan olmuştur. Ancak kafanıza sürüp kafanızı yıkayın nasıl söyleyeyim bu ne ya? Yani? Bu arada e, kal yani grup aşaması bittikten sonra en çok Manchester City'den oyuncu e, olacak. Tabii 15 ki, zaten futbolcu. turnuva başında da en fazla Manchester City'den oyuncu vardı. Normal yani, yani. bir dahaki turda da en fazla City'miz. Şimdi bir dahaki turda Celtic'ten olma ihtimali yok. Çünkü City'ye göre daha azdı falan. İkinci kimmiş bakayım? Bu 13, bir şey söyleyeceğim. 13 Barcelona, bütün 12 yedekler, Real Madrid. Bir 11 şey Tottenham bu arada. Farkında mısın? Kaleci Sommer hariç bütün yedekler Mönchengladbach'tan geliyor. Rotasyon oluyor. Torgan Hazar oluyor. Bir de bana diyorlar ki, e, abi Eden Hazar yok 11'de. Torgan Hazar var. Ya geçen sene Bundesliga yayınlanmıyordu Türkiye'de. Biz linkten izlerken böyle oldu gözler. 7 numara oldu 4 numaraydı. Alay meclisiz oldum ben de. İyi oyuncu diyoruz biz de zaten torgu. <laughs> Bu arada Türkiye'den 5 oyuncu devam edecek. Onun bilgisini de paylaşalım. Evet. İlk hangi oyuncularmış? Pepe, Quaresma, e, Muslera 3 hmm. hmm. oldu. 4 e, dur. 4 hmm. kim? Böyle ters köşe yatarsın. Vallahi ters köşe ya oldu. Ya. <laughs> sen söyle. Kalan 2 pisas. Hadi geçelim. Lütfen Bilmiyorum sen, sen. sen atıyorsun 5 oyuncu devam edecek. E, ben sana kim diye soruyorum. E, tamam şimdi sesi düşün. İngiltere'de mi? yok. Belçika'da yok. Fransa'da yok. Fransa'da yok. Arjantin'de yok. 4. Geri kalan 4 takım. Belçika'da yok. 5. Fransa'da saydık. Ha, Gassama var 4 oldu. Pepe, Gassama Kualijma. nerede var? Senegal elendi. Evet ya, Arda ne diyorsunuz? Arda, Arda. ne diyorsunuz? Nereye? Gassama Aşk elendi. Alayen Spor'daydı. Göztepe'ye gidecek Nagatomo, var 4. Tamam Nagatomo var 4. 5. Beşinci kimmiş? 5. bulacağız. Kimmiş? Kimmiş Rusya'dan. elendi. Kimmiş diye okunmuyormuş. Hikmet Karaman Hoca söyledi. O Almanya'da hoculuk yaptığı için. Rusya'dan yok. Yok. Hmm. Bir İsviçre'de yok mu hiç ya. Türkiye'den? Var, Curu var. Aa evet Murat Seni tebrik ediyorum. Yok evet. beni tebrik etme ya. Curu'nun olması ligin kalitesinde ağzına fikir <laughs> veriyor ya. <laughs> evet. Der değerli... şey vida var. Vida var. O zaman altı siz hiç altı... hesap bilmiyorsunuz. Bence bir daha bu tip toplara girmeyin. Toplara Programda tamam, da evet. süreler uzamasın. Bak ne güzel tamam, Arda fotoğrafımız gelsin. Arda bakalım. genç Arda'ya sesleniyorum. Arda, ses Arda Turan'a değil. Arda Atamayacağın çalımlara girme, topu kaptırma. Gel bakalım. Yok o benim Paylaşım. Yok senin değil. Ardın İlk fotoğrafı verelim ekrana. Seni koruyorum çaktırma. Çaktırma. <laughs> Tarih tekerrür eder mi diye sorduk. Nedir bu? 1966 Real Madrid Avrupa Kupası'nı yani kazandı. Yani Şampiyon Manchester Kulüpler Kupası'nı kazanmış. Evet. Premier Ligi yani o günkü ligi kazanmış. Burnley e, Avrupa'ya gitmiş. Chelsea'de ligi 5. sırada tamamlamış. Kaldırabilir miyiz? Fenalık İlgitere. geldi. Fenalık <laughs> geldi. Kaldır kaldır. Dünya Kupası'nı kazanmış. Ekranına. Kardeşim bu, bu, kaldı şimdi. Liverpool Real Madrid Şampiyon Ligi finalinden önce de bir istatistik paylaşıyordunuz Arda ve diğer genç arkadaşlar. Ne oldu hani Liverpool şampiyon oluyordu? Çünkü Karius'u falan hesaplayamadınız. Boş verin ya bunlara kafa ütülemeyin ya. Evet geçelim evet. ikinci resmimize. İdris ile e ilgili bir fotoğrafı ekrana getireceğiz. İdris Ege Gana Guaye. Gana, Gana, Gana milli takımında takımda oynamıyor. Senegal'de oynuyor. Arkasında Gana yazıyor. Evet. evet ne kadar ilgisiz duruyor maça. <laughs> Güzel yerden izliyor herhalde. Ofsaytı bozuyor diye mi kızıyorsunuz? Ama bu korner sonrası yok. değil mi? Şey e, e, gol bu bu pozisyon gol ama korner hani, pozisyonu. Tam öndireyi almış. Rahat. Niye adama yükleniyorsunuz. Hayır eller böyle el, el cepte gibi ya o yüzden. Öndireyi yani. almış. Ne yapabilir? Gerekirse zıplar. Yani gerekirse bir, ayağını uzu eliyle ne yapacak? Bir vücudun şeklini alırsın ya böyle yani. zıplayacakmış gibi öne fırlayacak. Bunlar fotoğraflesi hocam. Şahane Anıyoruz. bir bence gayet iyi bir oyuncu. Çalışkan. Milli takımda da çok şey ekledi. Hata Senegal'in hocasındadır. Kesinlikle senin hatası bu gol. Korner atışında rakip korner kullanıyorsa... ...korner bittikten sonra oyuncu değiştirirsin. Korner atılmadan önce oyuncu değiştirirsen... ...o korner öncesinde rakibine konsantre olmuş alan ya da adam savunan oyuncu... ...devreden çıkar ve oradan oluşan boşluktan gol yersin. Aynen böyle attı golü. Kolombiya'nın stoperi yükselerek. Aynen böyle attı. Korner atışından önce... Korneri savunacak takım oyuncu değişikliği yapmaz. Yapmamalı yersin. Bitti gitti. Zaten ne çocuğun adı? Mina, Yeray Mina. Yedin işte oğlum. Yer misin yemez misin? Yedin işte. Yemeyeceksin onu. Bu değişiklik riskine girmeyeceksin. Mina'nın da iki golü oldu. Fenerbahçe iddiaları vardı. Herhalde evet, biraz Barcelona'da da çünkü Barcelona ilk girmesi insan. çok zor. Hayır yani niye bırakmasın? Kiralık olarak bir takıma verirse bu oyuncu da izleriz hep beraber. Ne güzel fark etmez. Türkiye gelirse çok iyi olur. Ya yani inşallah gelir. Böyle bir Jack Wilshere haberleri de öyle asılsız falan filan değil. değil. Onu da belirteyim yani. Evet. İstihbarat sendedir mancuk işten beri. Evet. <laughs> Grup E ile ilgili bir fotoğrafımız ekrana gelsin. E, mancuk için adını anmadığımız bir program yok maşallah. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> böyle böyle getireceksin <laughs> Türkiye'ye. 38 yaşında da olsa. Evet. Ya ne kadar karışık fotoğraflar. Ne bu? Evet Ardıcım bu ha, nedir yine? E, H grubunda o kadar çok değişti anladım, ki anladım. yerler anladım. Maçın dakikalarına evet. göre işte Japonya birinci, Polonya sonuncu, Kolombiya birinci, Kolombiya üçüncü, Senegal ya Resultante, importante demedi mi Fatih Hocam? Ben Abuk Fatih Hoca'ya katılıyorum. Yani. Abaküs gibi gerçekten. Yani, Bu nedir ya? öyle yani. <laughs> Jack Arda en musun? yakın zamanda Galatasaray'ın Şampiyon Ligi maçına seni muhabir olarak gönderiyoruz. Fatih Hoca'ya sor bakalım bunu. Sana ne diyecek? Resultante, importante. Bitti konu yani. Evet. Istı futbol, destı futbol. Konu kapanmıştır yani. Tunus milli takımında e, kalecilerin sakatlığı e, biraz dert olmuştu değerli izleyenler. Antrenmanı nasıl yapacaktı takım? Bu Tunus'un teknik direktörü abimiz. Evet, kaleci evet. antrenörü de kaleye geçti. Bu Tunus'un teknik Pardon, direktörü mü teknik direkt? direktör doğru. Teknik, teknik kaleci direktör. galiba ama. Evet. Ee, olması gereken de bu. Ne yapacak? Tabii. Ne Diğer türlü sakatlık yani? çıkıyor. Hemen bilgi vereyim. 94 Dünya Kupası'nın hemen öncesinde İrlanda Milli Takımı antrenmanında kaleye geçen santrafor Nile Queen kolunu kırarak Dünya Kupasını kaçırmıştır ve takımın tek mu duydu. 35'lik, 36'lık Oldridge'den gol beklediler. Bir tane falan atabildi. Evet devam edelim. Evet İsveç Almanya'nın mağlup olmasıyla beraber biliyorsunuz ki gruptan çıktı. Ee, Almanların büyük şok yaşadığı bir diğer statta İsveçliler de galibiyetten sonra tur atladıklarını öğrenince Grand bir tepkisi var. O bakalım ee, fotoğraf karesine nasıl yansımış değerli izleyenler. O ekrana gelsin. E, videoymuş bu. Düzeltelim. Ee, ne? Almanya yenildi mi? Yok ya ha, ha ha yapıyor. Bak canlandırayım ben sana. Ha? Seslendireyim mi? Öbür genç çocuk ne soruyor? Sekiz numara. Bak Grammy misin diye, olsan, ha, 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 diye bak. Gerçekten mi diye soruyor. Ya söylemişler bunlara ya. Alman yeniliyor hani. Bravo. Doğru olan İsveç metodudur. Senegal'de yaptığın gibi. Hı hı. Kardeşim Japonya gol attı falan filan. Ha? Mane gidiyordu topla birden durdu. Dünyanın belki de alıp en rahat gidebilen oyuncusu, direkt hücum yapabilen oyuncusu. Frene bastı döndü geri döndü. Ne oldu? Duran toptan yedin golü. O var Senegal. Sonra biz tartışıp duralım. Kardeşim bu Senegal Kolombiya gol atamayacak. Kalibede bir takım mı? Kalecisi bile iyi abi daha önceki turnuvalara göre. Peki ee, ne diyorsun? 98 değil mi? 98'den bu yana e, dünya şampiyonu olanın bir diğer e, turnuvada gruptan da hiç çıkamamasına Almanya'da bu zincire katıldı. Şöyle diyorum daha önceki Dünya Kupası'nda mesela 78'de gidiyorlar Peru Peru ya işte falan filan diyorlar. Kubiyas var hiç izlememişler hop bir yerin üzerine oturup kalıyorlar. Kubiyas tak 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 bütün hesabı bozuyor. İran çıkıyor acayip defans yapıyor. Şimdi bir şimdi dünyada artık maçlar daha fazla izleniyor. Global aşırı endüstriyel futbol çağında ya her eve neredeyse büyük ligler giriyor. E genelde Almanya'nın oyuncuları zaten Bundesliga 5 büyük ligden bir tanesi. Artı Premierlik Premier Lig gibi büyük çok büyük bir ligde oynuyorlar. Herkes bu oyuncuları biliyor. Alman bir nasıl oyunu biliyor. Ve daha fazla insan izlediği için normal olarak teknik direktörler de en iyi değil. <laughs> Önlemlerini daha iyi alıyorlar. Bu iş dikkat edersen 98'den itibaren başladı. Fransa şampiyon oldu. Daha çok sistemle. Hani Zidane Gol de yatamadan çıkamadı onlar. Tabii yani. Senegal. Senegal'imiz orada muazzam bir galibiyet almıştı yani. Evet. Zidane evet. yoksa ben Fransa ile işim olmaz. <laughs> ee, aynı şekilde Maradona yoksa da keşke Arjantin ile işim olmasaydı Erkut beni kandırdınız siz. Evet. Ne yaptık kandırıldım ya? Kandırıldım sizin tarafınızdan. Verdiniz gazı. Ben Arjantin'e gruptan falan. da hiç çıkamaz yani çıkamaz çıkamazsa şaşırmayın demiştim. Şimdi yani. ama Burada senin dünya kupası tahminlerin de çok tutmadı ya şimdi bir Suudi Arabistan acıyan var ki yani. Tahmin olarak söylemedik onu. O bizim YouTube kanalımızın çevir, çevir, bir projesiydi çevir, yani. Yoksa çevir çevir. Ya çevir de hiç Prens kovalamasın <laughs> seni. Evet. Brezilya'nın Barbaros'a ve ya, videoda. Paris Saint Germain modelini ekrana getirelim değerli izleyenler. E, bakalım Brezilya'da bu formül e, nasıl olacak? 94 Romario, 2002 Rivaldo, 2000 bir dakika bir e, dakika. dakika. Romario bir kere 94. Barcelona'da oynuyordu. Rayi Paris Ray Saint-Germain'de oynuyordu. Evet. Ha. Şampiyon yani oldular. bir Barcelona'lı bir Paris Saint-Germain'li evet. gerekiyormuş Brezilya'nın şampiyon olması için. Buradaki Brezilyalı 2018'de Coutinho Barcelona'nın meğer. Dikkat edelim. Paris Saint-Germain'li Neymar efendim. Bir de 10 ve 11 numaralar var. Bir de öyle bir şifresi var. Coutinho kaç numara giyiyor Brezilya takımında? Ha 10 11 diyorsun. Bak. Hmm. Ronaldo 11 mesela Bravo. 2002'de. Yani siz böyle işte, nümerik hesapları artık bilirseniz ben size ne şey yapabilirim ya. Yani. Onur teknik taktik yerine bunlarla abiciğim. Benim ilgi alanım değil bu. 11 ile 10'u çarpıp 40 çıkarmak. 94'te böyle olmuş. 2002'de at sıfırı. Benim olayım değil bunlar. Siz arzu ederseniz buradan değerlendirin. Bir de o soru işlerde siyasi adamlar var. Onlar kim Allah aşkına? <laughs> bu böyle TVBuspor ekibi değil mi ya? Vallahi bak yakaladım ben. Bakın sevgili izleyiciler en alt sağda. Şurada göbeği biraz önde olan adam Erkut. En uzun boylusu Yusuf Kenan. Çok belli saçlardan falan. Ne yapıyorsunuz ya? Tabii ki TV bu spor şampiyonu. <laughs> Televizyon kanalı olarak ondan şüphemiz yok. Öyle Ronaldinho, Coutinho falan gerek yok. Bizler hep beraber çalışıyoruz kolektif. Serdar evet. bunun fotoğrafı ekrana gelsin. Getirsin Değil Serdar Azmun. Ee, evet. İran adına gerçekten de önemli bir evet. isimdi. Ne demiş Serdar Azmun? Annem çok ciddi bir hastalığı atlatmıştı ve ben de çok mutluydum. Onu çok iyi anlayabiliyorum. Ne yazık ki bazı şefkatsiz insanlar ve onların benimle takım arkadaşlarıma yaptığı hakaretler annemin tekrardan hastalanmasına neden oldu. Bu olay beni çok ciddi ve sıkıntılı bir pozisyona sürükledi. Bu durumda ya annemi ya da diğer seçeneği seçmek zorundaydım. Bense annemde karar kıldı. Bu yüzden 23 yaşında İran milli takımından emekli olmaya karar verdim." diyor. Şimdi burada nasıl bir odakların annesini tekrar hasta ettiğini açıklamadığı için hı hı. konu üzerine yorum yapmak doğru olmaz. Çok eleştirildiğinden olması. dolayı. Eğer onun gücünü aşan çünkü aslan gibi çocuksun Serdar, azmin yani elin tersiyle arkadaşları bir merhaba desen o arkadaşların hepsi labunt gibi devrilir. Ama yani nüfuz olarak gücünün yetmediği, işte para olarak ise eyvallah. Rusya'da oynamıyor mu Serdar Azmın? Rostov takımının kontrataklarının medarı iftiharı benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Ee, ama işte biraz eleştirirken o dozu da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani ondan ben bak, konuya hakim bizim, değilim. Bizim ne de, de çok ama fazla anneleri, abi. üzenleri de ben anneyi, üzenlerin üzülmesini çok isterim yani. Gerçekten çok isterim. Evet. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda en ilgi çekici kareleri ekrana getirelim, getirelim. Der, izleyenler. Bakalım neler var. Bakalım neler var. Beklediğin fotoğraf var mı? Ona bakacağız. Ee, Ronaldo'nun bu serbest vuruş mu? Serbest vuruş çünkü orada spreyi gördü. Ya İspanya'ya attı. Evet. Üçüncü gol beraberliği evet. getiren. Ee, Kesin i̇lk önce Naim Süleymanoğlu derin nefesi alıyor. Bu evet. e, ikinci maçı. Oskarlık bir performans Neymar'dan Masonsu. önce Öyle ağlamalar falan. Ha, boş kaleye gol attıktan sonra böyle boğaz kesme ile ses kesme arası bir hareketlerde bulundu. Daha sonra neyse can evet. onun hayatı yani çok da üzerine varmamak lazım. Devam edelim. <laughs> evet. Embolo'nun evet ne güçlü çocuk değil mi? <laughs> Bak. iki tane dağ gibi İsviçreli uğraşıyor. Bu sırp sırp oyuncular sırp, evet. bunlar. Sağdaki Yayiç, Tabii ya. Yani düşünsene. Büyük futbol savaşçısı Toşiç var. Bu Embolo sakatlanmasa Schalke 04'te Transfer olduğu zaman hı hı. yani Santrıf olarak kendi yaş grubunun açık ara en büyük potansiyeline sahip oyuncularından da bu turnuvada oynadığı dakikaları çok beğendim. Euro 2006'daki değil ama burada çok beğendim. Bence Sen. Seferovic'ten daha iyi. Ulan kesinlikle ya. Bu Seferovic hakikaten bütün Ulan. hayal kırıklığı 11 vazgeçilmez Santrıfı. Bu arada Rojo'nun gol attıktan sonra e, Messi de o evet. tam gol sevinci için tribünlere doğru koşarken Messi de onun sırtına bilmiş gidiyordu çok güzel bir Kasımpaşa dersi, Paşa eski stoperi ya da yine stoperi olabilir. Omerova da arkada evet. görüyorsunuz 22 numara. Çok iyi oynadı. Takıma girdikten sonra onu söyleyeyim. Şimdi kurallar çekildiği zaman Erkutçum aklından hiç geçer miydi? Rojo'nun golüyle Arjantin son anda gruptan çıkacak ve Messi'yi sırtında taşıyacak. Biz Arjantin hatta burada Yusuf Kenan da vardı. Program Hı. yapmıştık. Yine çok iddialı. Arjantin ne çıkacak ha? gruptan çıkamazsa şaşırmayız demiştik. Peki dün gece dolu yağacağını da tahmin ettiniz mi? İkiniz Yusuf Ben öyle arabaya halı falan koymadım. Onu söyleyeyim ya yani. kapalı otoparkı daha e, Kapalı otoparka yok. koydun yani Tabii. şimdi kapalı <laughs> Bizim yok mesela kapalı <laughs> otoparkımız. İyi ki motosikleti satmışız çünkü dün son günü olurdu zaten. Bir şey soracağım. Yusuf Kenan'la bu tahminlerinizi benle paylaşır mısınız ara sıra? Tabii ki. Yatırım e, imkanı sağlar mısınız? Yani YouTube'da izleyebilir ben izledim yani, YouTube'da da bu kadar net hatırlamıyorum bunları. E bana mesaj atıp söylerseniz özellikle ben, çok sevineceğim. ya. E, Müjdat ve Yusuf Kelam beraber burada Hı. program yaparken e, Arjantin'in grubunu değerlendirirken bu yorumu yapmıştık. Çünkü ne ediniz? elemelerde çok ne zorlandı. Ediniz? ne ediniz? Tamam son maç. Kadrosu çıktı. kötü, hazırlık maçlarında döküldü. İspanya maçını örnek Çıkamayabilir öğretmeni. dediniz çıkamayabilir değil Çıkamayabilir de dedik. E, tutmadı tahmininiz çıktı adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bravo tebrik <sevgili gülüyor> Ya ne diyeyim ki ben size. devam edelim fotoğraf kalelerine. Ben ya. demiştim cilikte bugün. Evet. <laughs> Putinho yetiş yetişebilirsen. Evet. Devam edelim. Şahane bir oyuncu. Futbola sadece güzel... Ya niye geçtik Coutinho'ya hemen ya? Bana Asılın ne anlıyorsunuz Hayır Gel Coutinho'ya ya, Coutinho ya. Sevdiğim adamı konuşacağım. Efendim. Hayır. Evet. Şahane ya. Şimdi Liverpool'a geldiği zaman cılız dediler. Şut atamıyor dediler. Ah sana cılız. Her delikten girer çıkar futbol topuyla. Asansörde Erkut'a bacak arası atıp benim de işte üzerinden aşırttır. En etkileyici özelliği şutları kadar paslarının da şiddetini ve metrajını aynı derecede iyi ayarlayabilmesi. O Paulinho yaptığı asist müthişti. Aynen. Yani zeytinyağı sızması dediğimiz şekilde savunma arkasına sızdı Paulinho. O bir Banega'nın Messi'ye verdiği pas. Asist. Coutinho diyelim ki Opas'ın şiddeti üzerinden 90 değil mi? 88 atsa stopere gelirdi gol olmazdı. 92 atsa offside olurdu. Doğru. Farkında mısın? Doğru. 95 atsa kaleciye giderdi. Müthiş bir yetenek. Şimdi Almanların ağlam hazırlamasını getirebilirsiniz. Evet. Gülelim biraz. <gülüyor> 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 futbol. Istı i̇şte futbol. Burada beni çok üzdüler Almanlar. Yani e, yatırım yapmıştım. Yani... Bari bu dakikayı bırakma. Yani benim yatırımım şöyleydi. Almanya 2-0 yener ama İsveç gol atamazdı. İsveç gol atınca bütün planlar bozuldu matematiksel açıdan. Bu arada bu kare kalsın bir şey söyleyeceğim. Çok Fenerbahçeli arkadaşım. Fenerbahçenin böyle bir forma aynen katılıyor. E, kombinasyonuyla sahaya çıkmasını istiyorlar. Aynen Şimdi. Bizi izleyen Senin yöneticiler varsa akıllarında olsun. Ne kadar arkadaşım varsa benim tabi coğrafi olarak 15 katı var. Evet, ben de Kadıköy'de oturuyorum. Bizim biliyorsun. bütün mahalle ama ben bayağı yakınım Sen sen basket Semt olarak sen basketbol salonuna yakın oturuyorsun Fenerbahçe'nin. Biraz daha yakın. Tabii. Yani. Benden daha yakını ben Kozdet. futbol. Hakikaten herkes bunu söylüyor. Abi diyorum ki bir ekmek alabilir miyim? Abi İsveç'in formasını yapsın Ali Koç başkan. Biz söyledik gitti evet. üzerimize. Evet. Evet, İranlı Armin değil mi? Doğru okuyorum. Bu son saniye golü kaçıran çocukcağız evet. mı? Evet. Son saniye değil. Bu değil o. Bu hangi kare? Başka Arda? bir çocuk. Bu Arda nedir? Getirdim bize de yani. Şimdi. En güzel kareyi getirdim. bakayım onu merak ediyorum. Devam edelim o zaman. Çok anlayamadık. Panama mı? Ya Arda'cığım pero. bilgi verirsek nedir bu? Peru. Peru. Peru güzel. Aha. Peru hakikaten fena oynamadı. İşte Cueva'nın kendimi göstereceğim diye bütün dünyaya takımın geri kalan. Oo, Gassama değil mi bu hakem? Gassama mı? kimin hatırlayamadım. Ya neyse maçı. genel Sırbistan. olarak Afrikalı hakemlerin performanslarını Afrika takımından daha Kostalika, çok beğendim Sırbistan söylemeliyim. Baş. Çok iyi hakemler. Tosuçu evet. ne yerde. Tosuçu nasıl yere düşüyor ya? Kim <laughs> o cengaver? <laughs> Tosuçuya dalmayacak sert eder. Kostarika'lı ama kim hatırlamıyorum burada göremiyorum tam. Evet devam edelim. Bolanyos olmadığı kesin. Evet. Portekiz-Fas maçından güzel bir fotoğraf. Bu fotoğraf sanatçılığı başarısı. Evet. evet. Var mı daha? Evet. Çok güzel Güney bir kare. Koreli. Güney Koreliler tarihi zaferi kutlarken, Tony Kroos yine Tony ağlamıyor. Da. Oğlum tamam almansın anladık. Rehmet oyuncusun da. Kardeşim e ağlasan ayıplamazlar ya, Tony be. Bence... Ağla rahatla kardeşim ya. Sonra Değil beni mi? arıyor sabah kar kitliyor Erkut. <laughs> beni Bence arama moldur kare... çağır oğlum. Casemiro'yu araya. Bence şu ana kadarki en iyi kare. Kuvarecman'ın o e, trivelasını yukarıdan çekilen Ayak falsosu diyorsun. Müthiş. Evet. Ee, o fotoğrafçılık, de, fotoğraf sanatı evet. adına bunlar Bir başarılı. de Maradona'nın Nijerya maçından sonraki e, e o hareketi de bence yani damga vuracak fotoğraflardan. İstemezdim ki yeni kuşak Maradona'yı o şekilde tanısın. Çok üzülüyorum Hı. gerçi aklıma geldikçe. Yani bu şahane futbol bu çocuğa, yani Maradona'ya çocuk değil tabii. Benden yaklaşık 17 yaş büyük birisi ama öyle davranmıyor. Benden 17 yaş küçük birisi gibi bile davranmıyor. Keşke Maradona'yı o ayağına futbol topu verilince dünyayı 90 dakikalığına da olsa bir panayıra çeviren arkadaş olarak hatırlasalardı. Bu halini görmeselerdi. Ben üzülüyorum gıyabımda. Katılıyorum sana da. Maddi sorunu varmış. Para veriyorlarmış. O yüzden yapıyormuş. Bu daha da kötü. İçinden gelerek böyle saçmalasa bir yerden sonra Maradona'dır ya tolere edin alın girin kolunu eve götürün dersin. O yüzden de. mi diyorsun üzerine marka olan tişört giyiyor acaba? Ya Daha fazla kameralar bunlar karşılığında onu diye. para almak için bu davranışlarda bulunuyorsa aha be abi. Ya. Evet. Aleyhice çok teşekkür ederiz. Yine keyifli bir programdı. Artık süremizin sonuna İngiltere geldik. İngiltere'yi artık buradan sen de kınayacak mısın? İngiltere milli takımını tabii. Şimdi Bundan öncesinde... Bir buçuk yıllık vizeyi yakmayalım buradan. <laughs> bizim tanıdığımız <laughs> büyük elçi de gitti durumu yaşatmıyor ama... <laughs> böyle milli takım mı olur abi? Üç aslan yazıyor. Kedi gibi sen kaçıyorsun yani. Ya bir de ben Kediye bundan yazık, önceki Ayıp ediyorum yani. ikinci başlarının sonunda şöyle söylemiştim. İngiltere milli takımında takımla turnuvalarda çok fazla e, hani e, gaz İyi vermeyin, güvenmeyin. Daha sevimli bir hale gelmişlerdi demiştim ha, çok, ama yanılmış oldum. Ben de demiştim ki o imkansız. Peki bittik. Ama haksız çıksaydım keşke. Bitirelim peki bitirebiliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geri Saatke. Good night.